Sayın bakanlarım, Hatay Sivil Toplum Kuruluşlarının çok saygıdeğer temsilcileri, Millet İttifakı bileşeni siyasi partilerimizin değerli yöneticileri, Millet İttifakı Hatay İl Başkanlarım, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanım, Konuk Büyükşehir Belediye Başkanlarım, saygıdeğer konuklarımız, yazılı, görsel ve internet medyasının çok değerli temsilcileri. Efendim, konuşmalarını yapmak üzere aydınlık gelecek için, onurlu bir Türkiye için, dürüst bir siyaset için, barış için, sevgi için, umut için, özgürlük için, ekmek için, gençlik için, dostlarımızla yola çıkan ülke birliğimizin ve bütünlüğümüzün teminatı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin saygıdeğer Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu buraya davet ediyorum. Yerelden genele, halkımızda el ele yürüyor iktidara Kılıçdaroğlu. İktidarın yolu Kılıçdaroğlu. Hak, hukuk, adalet ruhunda hasaret, gençler sana emanet Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Hak, hukuk, adalet ruhunda hasaret. Efendim, çok güzel bir mekandayız. Çok güzel bir mekandayız. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Önde protokolümüz var. Bütün protokolleri, daha doğrusu bütün dostları saygıyla selamlıyorum. Ben dostlar deyince sadece kendi milletvekillerimizi veya Millet İttifakı'nı oluşturan milletvekillerini kastetmiyorum. Dostlarımız deyince toplumun her kesimini, her kesimini, esnafını, sanayicisini, apartman görevlisini, herkesi, tır şoförünü, taksi şoförünü, bütün bunları anlatıyorum. Ev kadınlarını, çalışanları, işçileri, emeklileri, bütün bunların hepsini dost olarak kabul ediyoruz. Dolayısıyla böylesine güzel bir atmosferde bütün dostlarıma seslendiğim için son derece mutluyum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz, onur verdiniz. Efendim, Hatay sadece Türkiye için değil, dünya için çok önemli bir kent. Tarihi deseniz mükemmel bir tarihi var. Mutfağı deseniz mükemmel bir mutfağı var. İnanç zenginliği, kimlik zenginliği deseniz dünyanın ender ülkelerinden, ender illerinden birisi. Güzel ülkemizin nadide bir bölgesi. Kadim bir kent aynı zamanda Hatay. Bu çerçevede Sayın Başkan az önce ifade etti, pandemiden sonra yaşanan pek çok kriz. Dolayısıyla ne yapabiliriz? Yeni bir yol açalım ve dolayısıyla Hatay'ı tekrar bir dünya markası haline getirebilir miyiz? Burada yaşanan ekonomik krizden acaba toplumu biraz kurtarabilir miyiz? Bir yol arayalım diye başlandı ve Expo'yu Hatay'a getirdim. Önce hepinizin huzurunda Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızı yürekten kutluyorum. Size verdiği hizmetler dolayısıyla. Kenti tanıtmak öncelikle belediye başkanlarına düşer. Bu kent, az önce de ifade ettiğim, sıradan bir kent değildir. Dolayısıyla bu kentin tanıtımı için belediye başkanımızın ve arkadaşlarıyla beraber gösterdiği çaba gerçekten de takdire değerdir. Kentlerin kendine özgü kültürleri vardır. Kültür zenginliği açısından Hatay'ın zaten özel bir yeri vardır. İnançlar açısından öyle. Özellikle mutfağı açısından öyle. Tarihsel derinliği açısından öyle. Olağanüstü zengin bir kent. Dolayısıyla Hatay sıradan bir kent değil. Konuşmamın başında da ifade ettiğim gibi. Bu kenti dünyaya tanıtmak hepimizin ortak görevi olmak zorunda. Kentlerin meydanları olmalı. Kentlerin kimlikleri olmalı. Kentlerin estetiği olmalı. Kentte yaşayan insanlar kentte özgürce dolaşabilmeli. Kentin meydanlarında gençler rahatlıkla düşüncelerini ifade edebilmeli. Hiç kimse gençlere neden düşüncelerinizi böyle ifade ettiniz diye onlara suçlu konumuna sokmamalı. Dolayısıyla Hatay bu güzel kent sadece burada yaşayanlar için değil, sadece Türkiye'de yaşayanlar için değil, bütün ülkelerin
ortak göz bebeği konumunda. İlk kilise burada, ilk havra burada, ilk cami burada. Önemli olan bunu bütün dünyaya tanıtmak. Ve Sayın Başkanımızın görevi de o, bütün dünyaya burayı tanıtmaya çalışıyor. Türkiye'nin sorunları var biliyorum. Bu sorunlar aşılan sorunlar, aşılabilecek sorunlar. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Göreceksiniz, güzel Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Beraber inşa edeceğiz. Buna inanmanızı istiyorum. Suriyeli kardeşlerimiz var. Zaman zaman şikayet edilir Suriyeli kardeşlerimizden. Suriyeli kardeşlerimize kızmayacağız. Onları buraya getirenlere kızacağız. Suriyeli kardeşlerimizin ne kabahati var? Ama göreceksiniz. İnşallah iktidarımızla Suriyeli kardeşlerimizi onların gönül rızası ile kendi ülkelerine göndereceğiz. Suriye'de barışı sağlayacağız. Suriye'de huzuru sağlayacağız. Bütün bunların hepsini gerçekleştirme azim ve kararlılığındayız. Öncelikle Suriye ile barışacağız. Bütün komşularımızla barışacağız. Karşılıklı büyük elçiliklerimizi açacağız. Ve sonra döneceğiz Avrupa Birliği'ne, diyeceğiz ki Suriyeli kardeşlerimizin Suriye'de evleri yok, yolları yok, okulları yok, hastaneleri yok, kreşleri yok. Bunların yapılması lazım. Bunların tamamını yapacağız. Bu yeterli mi? Hayır, yeterli değil. Büyük elçilikleri açtık, yeterli mi? Hayır, yeterli değil. Aynı zamanda bu kardeşlerimizin çalışmaya da ihtiyaçları var. Aynı zamanda bu kardeşlerimizin güvenceye de ihtiyaçları var. O güvenceyi de sağlayacağız. Kendi ülkelerinde, gittikleri yerde huzur içinde yaşayacaklar. Ve yine biz Hatay'daki iş dünyasına, Gaziantep'teki iş dünyasına diyeceğiz ki oralarda yatırımlar yapın, sizi teşvik edeceğiz. Ve teşvik edeceğiz. Onlardan istediğimiz, yaptıkları yatırımların karşılığında elde ettikleri dövizleri kendi ülkelerine getirmeleridir. Onlara istihdam olanı da sağlayacağız. Ve böylece göreceksiniz, Suriye ile dostluğumuzu pekiştireceğiz ve büyüyeceğiz. Bütün komşularımızla barış içinde yaşayacağız. Yurtta barış, dünyada barış demişiz. Barıştan daha güzel bir şey yok. Kavgadan hiçbir şey çıkmaz ve biz kendi ülkemizde de, komşu ülkelerimizde de barışı mutlaka sağlayacağız. Efendim, uzun uzun konuşmanın hiçbir mantığı yok. Çünkü biraz sonra Medeniyetler Korosu çıkacak. Bize Hatay'ı anlatacak. Hatay'ı anımsatacak. Onları bekliyorsunuz. Samimi söyleyeyim, ben de onları bekliyorum. Sizler dinleyeceksiniz, ben de büyük bir dikkatle dinleyeceğim. Bu aynı zamanda Hatay'ın zenginliğini gösteren olağanüstü güzel şarkılar, türküler ve kültürler bizim önümüze gelmiş olacak. Tekrar hepinize iyi akşamlar diliyorum, saygılar sunuyorum. Bu güzel geceyi bize hazırlayan dostlarımıza, belediye başkanımıza teşekkür ederim. Siyasi partilerimizin il başkanları burada, milletvekillerimiz burada, büyükşehir belediye başkanlarımız burada. Onlar toplantılarını burada yaptılar, Hatay'da yaptılar ve Hatay bundan sonra çok daha güzel çalışmalara gebe ve bunların tamamı olacak. Engel çıkarıyorlar biliyorsunuz, zaman zaman bizim belediyelere engel çıkarırlar. Ama şundan emin olun. Hangi engeli çıkarırlarsa çıkarsınlar, bu engelleri aşacağız ve halka hizmeti mutlaka götüreceğiz. Çünkü bizim ahdimiz var, Türkiye'de huzuru, Türkiye'de barışı sağlayacağız. Türkiye'de beraber huzur içinde yaşayacağız. Bir arada kardeşçe yaşayacağız. Kişilerin kimliği, kişilerin inançları, kişilerin yaşam tarzı bizim başımızın üstünde yeri var. Dolayısıyla biz kişilerin başka sorunlarına eğileceğiz. İşi var mı yok mu? Hastanede iyi mi? Okulda iyi mi? Eğitim sistemi iyi mi? Fabrikalar var mı? İşsizlik sorununu çözdük mü? Bütün bu sorunlarla ilgileneceğiz. Ve inanın bütün bu sorunların tamamını çözeceğiz. Güzel Türkiye için. Güzel Türkiye umudu ve vaadiyle hepinize tekrar selamlar, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Yerelden genele, halkımızla el ele yürüyor. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na çok teşekkür ederiz ama efendim.